Türkiye ve KKTC işbirliği geçmişten bu yana sürdürülebilir bir yapıya kavuşmuştur ve kardeşlik bağlarımızdan beslenmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin zeminini güçlendirmek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yakaladığı bu ivmeyi daha da ileriye taşıyabilmek için çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Bizler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs Türk'ünün derdiyle dertlenecek, ihtiyaçlarınızı milletimizin ihtiyaçlarından ayrı görmeyeceğiz. Yeni siyaset artık Kıbrıs'ta iki devletliğe dayalı bir çözüm olabileceğini, egemen eşitliğimizin ve eşit uluslararası statümüzün fevkalade önemli olduğunu, ancak bunların teyidiyle yeni bir açılımın olabileceğini, nitekim bunu Türkiye Cumhuriyeti'nin saygıdeğer Cumhurbaşkanı da geçen gün yine burada teyit etmiştir. KKTC ve Kıbrıs Türk halkı egemen bir devlet olarak, egemen bir millet olarak uluslararası hukuk çerçevesinde hak ettiği yeri de en kısa sürede alacaktır. Yeni siyaseti sürdürürken Kıbrıs'ta artık Kıbrıs Türk halkının egemen bağımsız kendi devletiyle ileride bir anlaşma olacaksa onun bir parçası olabileceğini ve dolayısıyla bunun zeminini güçlendirirken ekonomik olarak da bir takım beklentilerin yerine getirilmesi lazım. Kıbrıs Türk'ünün hakkaniyet mücadelesinde egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde iki devletli çözüm modelini savunmaya devam edeceğiz. Sizlere bir kez daha ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyorum ve yeni görevinizde başarılar diliyorum.